Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Bugün arkadaşlar Kür'ün 4. haftasındayım ve sizlere neler yaşadığımı, nasıl bir etki gördüğümü sizlere aktaracağım. Arkadaşlar öncelikle antrenmana gittiğim zaman şunu fark ediyorum. Adelemde çok doluluk hissi var. Böyle hani bayağı dolu. Adelem daha sert oldu. Su tutumu biraz var. Tabii bu deri altında değil, kasın içinde. Bununla beraber ben küre girmeden, başlamadan önce 4 hafta önce yani kreatini komple bırakmıştım, kesmiştim. Zaten kreatin kullanan arkadaşlar bilir, kreatin supplement olmasına rağmen gerçekten yani anabolik hormon gibi bir anda insana çok değişik bir güç veren bir supplement. Yani 4 haftadır kullanmamama rağmen gücümde inanılmaz derecede bir artış oldu. Yani kreatinle bunu kıyaslayamayız bile. Bir enerji bitmiyor yani onun da farkındayım. Pump olduğum zaman sanki böyle göğsüm veya işte hangi bölgeyi çalıştıysam böyle insan yırtılacakmış gibi derisi hissediyor ve antrenman sonunda da uzun süre bu pump'ın bende kaldığını gözlemledim. Yani bayağı normal zamanda da birazcık pump'lıymışsın gibi geziyorsun. Zaten yaptığım araştırmalara göre boldenon ve deka çok geç açılan bir hormon olduğu için yani özellikle de 8. haftada vücudunuzda değişim olacak diye yazıyor internette. Ben de çok merak ediyorum hani 8. haftalara geldiğim zaman zaten sizlere de bunu göstereceğim. Bir şey daha söyleyecektim. Yani kalorileri 3000 falan alıyorum şu anda. Benim gibi işte 94 kilo, 95 kilo olan bir insan için aslında 96 pardon. 4000 kalori az, 3000 kalori az bir kalori. Yani ben yavaş yavaş 3500'lere, 4000'lere doğru çekeceğim. Bunu yapmamın sebebi de bir anda gereksiz yere yağlanmak istemedim. Zaten birazcık yağlıyım. Yani çok hafif belki karın kaslarım belirgin olabilir ama yani öncesinde daha fazla vardı. Bu benim için mühim değil. Zaten 1-2 ay diyet ve kardiyoyla tekrar o görünümü alabilirim. Şu anda hedefim zaten ciddi derecede kütle koymak. Videonun başında da söyledim. Yani gerçekten inat ettim, kafaya koydum. Çok iyi giriyorum, ağırlıklara iyi giriyorum. Ve beslenmeyi de elimden geldiği kadarıyla düzenli yapmaya çalışıyorum. Bir de şunu fark ettim. Vücudumda sivilcelenme çok az arttı arkadaşlar. Onu da mesela işte şurada, orada ben var, benim yanında çıktı. İşte burada çıktı falan. Şuralarda küçük küçük. Sırt bölgemde falan da birazcık var. Tabii ki de hormon dengemiz birazcık bozuluyor. Bu da normal bir şey. Ama bunun önüne ben geçebilirim. Çok fazla su tüketemediğim zamanlar oldu. Sebzeyi de çok fazla tüketemediğim zamanlar oldu. İşte bunun birazcık önüne geçmeye çalışacağım. Birazcık su tüketimini arttıracağım ve işte sebze tüketimine de ağırlık vereceğim. Bugün bacak antrenmanı var. Bugün bacak antrenmanı var. Bugün bacak antrenmanında iyi bir patlatmak istiyorum. Yani kaslarımı iyice stres altına bindirmek istiyorum. Sizleri de daha fazla sıkmadan antrenmanda görüşürüz. Antrenmanda. Arkadaşlar yine burada squat 5 set 5 tekrar ile başlıyorum. 140 kiloyla ısına ısına gideceğim. Yani ilerleyen haftalarda 160 hatta 170 kilogramlara kadar çıkmak gibi bir planım var. Umarım o kilolara gelirim ve size de videolarda gösteririm. İkinci hareketimizde arkadaşlar squat'ta kiloları düşürdüm ve 2 çarpı 12 tekrar olarak yapıyorum. 2 set 12 tekrar yani. Son zamanlarda belimde anlam veremediğim bir ağrı oluyor. Özellikle de bu çok tekrarlara geçtiğim zaman belki alışık olmadığım içindir bilmiyorum. Yaparken hareketi biraz daha az eğilmeye çalışıyorum. Çünkü belime gereksiz bir yük biniyor. Dikkat ettiyseniz ilk başta yüksek kiloda daha iyi oturuyordum. Ama bu şekilde de zaten arka bacağım ve kalçamı çok aktif hissedebiliyorum. Gereksiz yere yüklenmek istemedim. Burada
Burada arkadaşlar 4 set 12 10 tekrar leg press yapıyorum. Burada daha çok indiriyorum ağırlığı. Daha fazla hissetmeye çalışıyorum. Bundan sonra yine bir leg press daha var. Ağırlıkları düşürüp 2 set 12 tekrar 15 tekrar aralığında yapıyorum. Onu çekmeyi unuttum ama bilginiz olsun diye söylemek istedim. Bacaklarım vücudumda biraz eksik bölgem, özellikle de kalf kısımlarım. Bu seride de zaten amacım bacaklarıma yoğunlaşmak. Özellikle bacaklarıma ciddi anlamda yoğunluk veriyorum ve ciddi anlamda size koyacağımı düşünüyorum. Zaten serinin devamında da bacaklarımın bayağı hacim alacağını göreceksiniz. Çünkü gerçekten emek vereceğim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bu video biraz kısa oldu. Bir sonraki içerikler 10 dakikadan daha uzun olacak inşallah. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim.